Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda Anadolu soslu biraz Fusion'un track Dorian modunu nasıl çalacağımızı göreceğiz. Dorian modu cazda bol 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 kullanılır. Ama Türk müziğinde de Hüseyin'i makamı olarak geçer arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte biraz önce de hafiften tattığınız gibi bu tatlı bir şeyler oluyor. Şunu çıkartayım. Kayıt yaptığımız zaman Bluetooth'la bağlanamıyoruz çünkü ses kayması yaşanıyor arkadaşlar. Şu koronavirüs sebebiyle her taraf kapalı, sokağa çıkma yasağı olacak diye düşünüyorum. Birçok ülkede oldu. İnşallah ülkemizde olmaz. Herkes evde, öğrenciler eve gönderildi, iş yerleri kapatılıyor ya da ücretsiz izinler var. Ne yapacağız bu durumda? Tabii ki gitara abanacağız. Hani PlayStation oynayalım, filmleri izleyelim, dizileri bitirelim, tamam, ama bu zamanda kendimizi geliştirmek için gitarımıza da abanıyoruz. Bunun için bana soru sormak istediğiniz zaman aşağıda yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp grubumuza kayıt olabilirsiniz. WhatsApp grubuna kayıt olmak için açıklamalarda bilgiler mevcut. Ya da profesyonel bir şekilde yardım almak istiyorsanız benden online dersler alabilirsiniz. Fiziksel olarak buraya gelen kendi öğrencilerimle bile ben online ders yapmaya başladım. Çünkü toplu taşım araçlarını kullanmalarını istemiyorum. Gençlerde bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Ama herkesin evinde büyükler var. Onlara bulaştırmak istemeyiz arkadaşlar. Şimdi gitarı bırakalım, şu işin teorisini size bir anlatalım. Şimdi bizim gamımız neydi? Notalarımız neydi? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re diye gidiyordu bu şekilde. Dorian gamı dediğimiz zaman, re, Dorian dediğimiz zaman re'den re'ye kadar olacak. Yani buradaki notaları alacağız, buradan buraya kadar alacağız. O zaman ne oluyor? Re, mi, fa, sol, la, si, do, re oluyor. Tamam. Şimdi Dorian gamında verilen duygu do majör duygusuyla farklı. Biraz önce de biraz da hissettiniz zaten. Bu gam Hüseyin'i makamı olarak geçiyor. Batı müziğinde de Dorian diye geçer. Şimdi bu video serisinin başında da söyledim. Bu gitar teorisini çalıştığınız zaman hem bütün modlara hakim olacaksınız, hem tüm klavye boyunca hakim olacaksınız, hem de pentatonik gamları bitireceksiniz. Onun için bu seriyi baştan takip eden kişi acayip ilerlemiş olacak arkadaşlar. Şimdi bu gam gitarda nasıl çalınıyor? Gitarda birçok yerde çalınabilir. Tüm klavye boyunca çalınabilir bu. Ama ben ikinci pozisyon olan şu gamda göstereceğim. Bir çalayım size. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Başka yerlerden de çalınır mesela. Gamı yazayım ben size şimdi. Yani bu re, mi, sol, la diye klavyede çalarsınız. Burada üstteki teldeki pozisyonu da yazmak adına şuraya tabları yazsam karıştırır mısınız acaba? Bazen karışıyor. Ben direkt diyagramını da çizeyim buraya. Bu 5. perde abi. Arkadaşlar. İşte bu notamız kök sesimiz. Yani gitar teorisi 1'de gösterdiğim do majör gam şuradaydı arkadaşlar. Şuradan itibarendi. Üçüncü perdeden buradaydı. Şimdi burayı öğreniyoruz. Bir sonraki derste devamını öğreneceğiz. Bir sonraki derste devamını öğreneceğiz. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Şimdi re Dorian sound'unun gelmesi için alt tarafta re minör akorunun olması lazım. Thank you.
üst telleri yazmadım arkadaşlar. Çünkü üst tel mi, alt telde mi? Yani alt telde ne yapıyorsak alt telde 3-5 yapıyoruz. Üst telde de 3-5 o zaman. Fark etmiyor aynı. Yani tam olarak kalıbı çalacak olursak şöyle oluyor. 3-5-2-3-5-2-3-5-2-4-5-3-5-6-3-5. İşte bu kalıbı öğrenin. Burada şöyle bir de güzel taraf var. Bir önceki derste öğrendiğimiz, yani gitar teorisi 1'de öğrendiğimiz gam olan do majör gam. Yine re dorian gamdır arkadaşlar. Yani klavyenin 0 ile 5 arasındaki gamı siz bir sonraki videoda koyacağım etüt çalışmasında backing track'te kullanabilirsiniz ki zaten kullanın, öğrenin. Şuraya da re dorian yazayım mevzu. Bir sonraki videoda backing track'ini koyacağım. Hani bu videonun başında çaldım ya, arkada bir şeyler var ya, onları ben yaptım. O videonun arkasındaki sesler var ya, işte onları ben uzun bir video olarak koyacağım. 10 dakika kadar, çünkü rahat rahat çalın, iyice etüt yapın diye. Onunla beraber açarsınız arkadaşlar. Bu gamı da ben oraya diyagram şekilde koyacağım. Bir sonraki videodan bahsediyorum. Orada hem onu çalarsınız hem bunu çalarsınız. Başarılar. Bir dakika. İlk önce şuraya bir dorian yazayım da. Scale, yani scale da gam demek. Bu arada re, dorian, scale. İngilizce konuştum. Türkçe konuşursam re, dorian, gam. E hocam sen bu D harfine yine re dedin. Evet arkadaşlar, Japon müzisyen de olsa bunu gördüğü zaman re diyor. Bu müzikçe. Şimdi de bu doğaçlamada kullandığım re minör pentatonik gamını gösteriyorum arkadaşlar. Hemen şuraya yazıyoruz. Yine dorian gamından pentatonik gam, yani re minör pentatonik gamı neden kullanabildiğimizi göstereceğim. Çünkü bütün notalar aynı. Hemen yazalım. Re'den re'ye doğru, re'den re'ye kadar çaldığımızda ne olmuştu? Re dorian gam. İşte arkadaşlar, biz buradaki şu sesleri aldığımızda, hemen onu göstereyim, daha iyi kafanıza oturur. Re'yi aldığımızda, fa'yı aldığımızda, sol'ü aldığımızda, la'yı aldığımızda ve do'yu aldığımızda bu bize pentatonik gamı verir. Bu da 1 2 3 4 5. Yani yazalım. Re. Bu da re minör penta. Yani şöyle anlatacak olursam kafanızda bir tık daha teori daha iyi oturur. Bir gam var arkadaşlar, do'dan do'ya kadar giden. Bu gamı re'den re'ye kadar çaldığımız zaman re dorian oluyor. Peki re dorian'dan da re minör pentatonik gamı nasıl buluyoruz? Bir tanesini çalıyoruz, atlıyoruz, çalıyoruz, atlıyoruz, çalıyoruz. Oldu güzel. Bütün pentatonik gamları bulurken de bu formülü kullanabiliriz. Zaten şimdi re minör, burada soru geliyor. Hocam bunun re minör olduğunu nereden bildik? Re minör olduğunu şöyle buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir gamda akor nasıl çıkıyor? 1, 3, 5. sesini alıyorsun gamın, değil mi? Şimdi birinci sesi bu. Üçüncü sesi bu. Beşinci sesi bu. Re, fa, la oluyor. Re, fa, la. Hangi akor arkadaşlar? Gitarda bir basın bakalım. Hangi sesler var burada? Boş tel re, bu la, bu re, bu da fa. Yani re, fa, la. Arada bir tane re var. İşte re minör oldu. Bunu bulmak için acayip böyle formüller falan var. Ama gerek var mı? Bence yok arkadaşlar. Çünkü teoriyle pratiği birleştirelim. Yani biz müzik bilim insanı olmak istiyorsak tamam, formüllere girelim, yapalım bunu, harika. Ama biz gitarı çalmak istiyorsak çok formülleri kafaya takmaya gerek yok. Re dorian'da re minör çıkıyor abicim. Bunu bil. Sen gitarda nasıl çalıştığını, bütün gamlarda nasıl yapacağına çalış. Çok daha hızlı ilerlersin.
Şimdi re dor yangamı çalmıştık. Bir kez daha çalayım. Bir önceki sayfada var. Şimdi de re minor pentatonik gamı çalalım. Re minor pentatonik gamımızda re, fa, sol, la, do, başa dön re, fa, sol, la. O zaman ne oluyor? Üst tel nasıl? Üst tel, alt tel aynı. 3-5 yapmıştık. Üst tel de 3-5. O zaman gamı baştan sona çalacak olursam. Yani böyle ilk önce bu akoru basacağız. Şimdi re minör pentatonik gamı yazıyorum. Re Dorian gamını da yazıyorum. Siz bununla böyle bir çalışın. Re Dorian gamı inin arkadaşlar. Ama müzikal bir şekilde. İçinizde var bu duygu. Halk müziği sosları. Biraz at halk müziği at oraya. Sonra hiç bozmadan re minör pentatonik takılın. İstediğin zaman re Dorian'a geri geç. Pentatonik'ten alıyorum. Oo, değişik oldu. Harika. Şimdi ben gamları buraya yazıyorum ve kaçıyorum. Siz hem re minor pentatonik gamı hem re Dorian gamını inişli, çıkışlı, çaprazlı, çuprazlı hissederek, müzik yaparak çalışın arkadaşlar. İkinci videoda görüşürüz. Başarılar.